Arkadaşlar merhaba. Dilerseniz önce contango ve backwardation tanımlarının hızlıca tekrar üzerinden geçelim. Hatırlayalım, vadesi daha sonra bitecek kontrat fiyatının yakın tarihli kontrata göre daha yüksek olması durumuna contango, düşük olmasına da backwardation deniyor. Uzun vadede fiyatlarda yükseliş beklentisi var ve ileri tarihli fiyatlar yakın tarihli kontrat fiyatlarından yüksekse piyasa kontengo gösteriyor ya da piyasa kontengo da deniyor Tersi durumda da backwardation kullanılıyor Bu iki terimin yaygın olarak kullanılan Türkçe karşılıklarını bulamadık. Bu terimler genelde İngilizce olarak kullanılıyor. Biz de böyle yapacağız Contango ve backwardation terimleri aslında birbirinin tersi ancak farklı bağlamlarda kullanılıyorlar. Bazen doğru anlamda kullanılıyorlar, bazen de yanlış. Şimdi dilerseniz bu terimlerin anlamlarını netleştirelim. Eğer piyasa işlemcileri piyasanın contango'da olduğunu söylüyorlarsa, bu durumda futures eğrisinin yukarı doğru eğimli olduğunu ifade ediyorlardır. Futures eğrisi normal eğimli de diyebilirsiniz ancak contango demek daha havalı oluyor. Eğer piyasa işlemcisi piyasa backwardation da diyorsa bu durumda da futures eğrisinin ters dönmüş olduğunu söylemektedir. Yani bunun gibi bir eğriden bahsetmektedir. Bu terimler günlük konuşmada da bu şekilde kullanılıyor ancak eğer daha net bir tanım istiyorsak, örneğin eğer contango teorisinden bahsediyorsak, futures teslimat fiyatının kişilerin o tarihte olmasını bekledikleri fiyattan daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Bunun sıkıntılı tarafı şudur: Bu bir teori ve beklenen fiyatın ne olduğunu kesin olarak bilmenin bir yolu yoktur. Benzer şekilde birisi normal backwardation teorisinden bahsediyorsa Backwardation demekle kalmayıp bir de normal backwardation diyorsa eğer Bu durumda future teslimat fiyatının beklenen fiyattan daha düşük olmasını ifade etmektedir Çünkü satıcılar fiyatlarını sabitlemek için daha düşük bir fiyattan işlem yapmaktadır Ancak bu da son derece teorik bir düşünce ve bunu gerçek dünyada gözlemlemek son derece güç ki beklenen fiyatın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer birisi backwardation'dan bahsediyorsa ters dönmüş bir futures serisinden bahsediyordur. Eğer birisi normal backwardation'dan bahsediyorsa veya normal backwardation teorisinden bahsediyorsa bu durumda futures fiyatının piyasa beklentisinin altında olması düşüncesinden bahsetmektedir. Kontengo teorisinden bahsedilirken de normal kontengo teriminin kullanıldığını duyabilirsiniz. Bu da futures fiyatının beklenen fiyatın üstünde olması düşüncesidir. Yani kontengo teorisi normal backwardation teorisinin tersidir. Şimdi bu teorilerin her ikisi için de bu beklenen fiyatın ne olduğunu bilmek mümkün değil. Dolayısıyla piyasada gerçek normal kontengo veya gerçek normal backwardation olduğunu belirlemeye en yakın yöntem şudur. Eğer futures teslimat fiyatı beklenenden yüksekse, teslimat tarihine doğru yaklaştıkça bu yakınsamalı aşağı doğru gelmeli. Yani kontengoyu zaman geçtikçe bu fiyat aşağı doğru geldiğinde gözlemleyebiliriz. Bu bir anlık bir görüntüdür. Buysa zaman geçtikçe aşağı doğru hareket gösteriyor. Aynı şey normal backwardation içinde geçerlidir Bunu gözlemlemek için yapabileceğimiz tek şey Zaman içinde nasıl hareket ettiğini incelemektir 8 ay için teslimat fiyatı 50 lira ancak zaman geçtikçe ve Teslimat tarihi yaklaştıkça bu kontrat spot fiyata yaklaşacak ve yükselecektir Yani teslimat vadesine yaklaştıkça futures fiyatının yükseldiğini görmek piyasanın normal backwardation durumda olduğunu düşünmemizi sağlayacak bir durumdur. Umarım bu video bazı konuları netleştirmek için size yardımcı olmuştur. Bu terimleri ilişkin diğer videolarımızı da izlemenizi öneririm. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.